Teşekkürler. Sağ ol. İstersen sen şuraya gel. Daha iyi olur. Bak geç kalsın. Yok yok, bu iyi ya. Böyle hayır, burada olması daha iyi. Nasıl gelsin? Tersine geldi. Kameraya alışkınsınız yani. Evet. Geçmiş. Bir yönetmen kadar artık biliyoruz bu işi ya. Biz tanıyoruz sizi de. İnsanların bulabilmesi açısından. Nilüfer Kurt. Nilüfer Kurt yani. Bir sürü televizyon filmi, dizisi, programı, gazetecilik geçmişiniz var şimdi. Uzun süre sonra gördük sizi. Neler yapıyorsunuz? Ben neler yapıyorum? Ben bir kere ekonomi haberleri yapıyorum. Basın danışmanlığı yapıyorum. Birçok ulusal firmaya. Ondan sonra modellik ve diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor. Zaman zaman modellik çok kaliteli işler olursa muhakkak çıkıyorum. Onun haricinde de bir sinema bir de dizi projesi görüşmemiz var. Ümit ediyorum çok güzel. Reality show'lardan hatırlıyoruz sizi. Paparazzi programı vardı. Tabii magazin programı uzun yıllar biliyorsunuz. İsmini telaffuz edemiyorum. Tabii evet, saymaz. Paparazzi'yi ben hem yapımında hem sunumunda yıllarca görev aldım. Hanım Ay biliyorsunuz başrolüydüm. Dördüncü başrolüydüm. Bir Nefes Yeter başrolü sinema filmi. Daha aklıma gelenler bunlar. Ama eskiye gidersek TGRT Mehmetçik mesela. Efsane bir programdır o. Evet. Genel Kurmay izinli. Çok güzel bir programdı. Şimdi de genç arkadaşları izliyoruz. Güzel projeler var. Bizim dizilerimiz yurt dışına satılıyor. Genç arkadaşlardan çok başarılılar. Bu işi iyi yapanlar var. Yapamayanlar var. Evet, oynayamayanlar var. Oynayanlar var. Çok gelecek vaat edenler var. Sizin yani gazeteci, bir habercilik geçmişiniz de var. Yani oyuncu evet. Olarak mı girdiniz yoksa gazetecilikten mi evrildi sizin hayat hikayeniz? Yok, benim hayat hikayem Amerika'da güzellik yarışmasından sonra başladı. Orada derece almıştım Las Vegas'ta. Sonra Türkiye'ye geldiğimde Emel Yıldırım Ajans'la, Emel'le biz, Emel Yıldırım'la beraber ajans işletiyoruz. Ondan sonra işte Örümcek dizisi, efsane, zaten o şeylere geçti, klasiklere geçti. Örümceğin başrolünü alınca sunuculukla beraber oyunculuğu devam ettirdim. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk, evet gazete haberleri de çok yaptım, doğru. Böyle bir geçmişim var. Hala devam ediyorum. Az önce şey dediniz. Oyunculuk yapamayanlar var dediniz. Bu isim verme şansı var. İsim vermem gerekirse şöyle söyleyeyim. Bunu düşünmem lazım. Kim? O anda seyrediyorum. Ondan sonra isimlerini, hatta şimdi isimlerini de bilmiyorum işin açıkçası. Popüler olan isimler bu. Popüler, yani şu anda izlediğiniz dizilerde. Yani ağlaması gerekiyor, sanki karnı ağrıyormuş gibi davranıyor. Doğru mu diyorum yani? Karnı, ya diyorum acaba kızın karnına sancı mı girdi yoksa ağlayacak mı bu, hangisi? Yani o ifadeyi karıştırıyorlar. Mesela erkeklerde de var bu. Bir de mesela Yalı Çapkını'nda Ramazan Mert Demir Ramazan mı? Mert Ramazan Demir. O ismi karıştırıyorum ben. Mesela o da aynı şeyler. Lan şöyle, lan böyle. Bir de galiba bu yönetmenlerden de kaynaklanıyor. Artık biraz Hint dizilerine benzemeye başladı. Mesela çocuğa işte şeyi veriyor, oyunu veriyor yönetmen galiba. Bir saat böyle durur, bir saat böyle durur, bir saat böyle durur. Bekliyorsun ki konuşacak inşallah da bizi bitecek. Belki bunun süre sonuyla alakası vardır, orayı bilmiyoruz. Hani çok başarılı, güzel altın bilek. Evet. Müthiş bir oyuncu şu anda bana göre. Çok güzel oynuyor. Yüzünde estetik olmasına rağmen o geçmişine ufak operasyonlar geçirmiş. Yakışmış. Bana kızmasın Hilal. Yakışmış ama oyunculuk muazzam gidiyor. Genç arkadaşlardan altını çizeceğim.
olacak. Ama dediğim gibi hani ya bir anda isimleri aklıma gelmiyor. Ağlayacakları zaman ya karnında sancı mı var, ağlayacak mı? Bunu ben çözemiyorum. Yani izleyici de eminim bunun farkındadır. Çok güzel. Yok yok. Sizin dönemizde nasıldı yani yapımcı, senarist, yönetmen, oyuncu ilişkisi yani ne diyorlar şöyle size? Şöyle söyleyeyim, ben Samim Değer, Hüseyin Karataş gibi hocalarla çalıştım. Siz de biliyorsunuz bu isimleri. Samim Değer, Hüseyin Karataş yani bir en top marka nedir Türkiye'de? Onunla aynı, eşdeğer. Şimdi biz hocamızın yanında konuşamazdık, ağzımızı açamazdık. O bize ne diyorsa 2-3 kere en fazla tekrar hakkım vardı. Ondan sonrası yani azarın bini bin paraydı. Biz onların yanında hazır olmalı diye. Bunun gibi biliyoruz. Tabii. Ama onlar bizi böyle bir tiyatrocu gibi yetiştirdi diyeyim. Şimdi bu hani bu sizi iyi yetiştirmeleri baskıları mı? İyi yönde bir iyiliği olması için. Bence iyi ki yapmışlar. O zaman çok kızıyordum, çok ağlıyordum, çok yoruluyordum. İnanılmaz ağladığım günler olmuştu. Çok ağladığım günler olmuştu. Ama iyi ki bunları yapmışlar. Çünkü bugün hangi yönetmenle çalışsam bir kere de bana oyunu verdiği zaman ben alıyorum. Acaba şimdi yenilere de haksızlık mı ediyoruz? Belki onlarda da şu an ona benzer, belki daha da zor bir ortamları var. Adamın iki dudağının arasında yapımcının. Ağzını açamıyor belki. Bir şey desem beni almazlar. Hayır. Şu an ukalalar. Yönetmene saygı falan yok. Eski talebeyle şu an mesela öğrenciler okulda öğretmenlerine böyle yapabiliyorlar. Şimdiki oyuncular da yönetmenine böyle yapıyor. Biz yapamazdık. Bizim okul zamanımızda da biz öğretmene böyle dururduk. Yönetmenimizin karşısına ama şimdiki oyuncuları görüyorum böyle yapıyorlar yani. Örümcek dizisi, Hanım Aile Örümcek'i biraz anlatabilir misiniz insanlara? Ben de çok geçmişte kalmış projeler onlar. Neydi konuları yani? Ne anlatıyor? Ya da yurt dışında yayınlandılar. Şimdi Örümcek'te ben 4 tane kişiliği bir vücutta taşıyan kadını oynuyordum. Kadın yeri geldiğinde katil, acımasız katildi. Yeri geldiğinde merhametli bir anneydi. Yeri geldiğinde sahtekar bir kadındı. Yani gözü dünyayı görmüyordu. İstediği şeyi elde etmek için her şeyi yapıyordu. Yeri geldiğinde de çok masum bir kadın olabiliyordu. Yani bunun bir oyuncuda olması ne kadar zor biliyor musunuz? Bunu başardı. Hanım Ağa'da? Hanım Ağa'da da atın üstünde ata binme eğitimi almıştım zaten bir seneye yakın. Bir yarış atıyla, Tuğbe ile atın üstündeydim. Bir yaşam öyküsüydü. Kan davası güden büyük ailenin yetiştirdiği çok kültürlü bir kadını canlandırıyordum. Oyuncular kimdi? Başka oyuncular vardı orada. İsmini unuttunuz. Ayla Algan vardı Hanım Ağa'da. Halik Güney vardı. Bozok Gören vardı. Türkiye erkek üzeri biliyorsunuz. Ondan sonra... Ne bileyim o kadar çok ki. Şeyi merak ediyorum. Sizin döneminizde gazetecilerle, magazincilerle, oyuncuların arasındaki ilişkilerle bugünkü ilişkiler nasıl? O zaman nasıldı? Ha oyuncularla yani bizlerle sizlerin evet, arasında. Siz paparazziyi de yapıyordunuz yani. Siz magazincisiniz. Yani kardeş gibi büyüdük ya. Çünkü birbirimizsiz olmuyorduk biz. Yani ailemizden çok birbirimizi görüyorduk herhalde öyle değil mi? Evet. Ailece artık şey yapıyorduk yani birbirimizi tanıyorduk. Siz de beni eskiden beri tanıyorsunuz. Hiç size bir saygısızlığım oldu mu? Yani şu anda da görsek birbirimize sarılıyoruz, öpüyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun haricinde birbirimizin sorunlarını dinleyebiliyoruz. Çözeceğimiz bir şey olsa yapabiliyoruz. Şu sıralar var mı projeler? Evet. Bir kızınızın olduğunu biliyoruz. O da evet. Mankenmiş. Evet, kızım var. Endüstri Mühendisliği Üniversitede 1. sınıf. İnşallah. İşte o da mankenlik çok kaliteli işlerde yavaş yavaş başladı. 18 yaşına girecek Haziran ayında. Bana benziyor, akıllı.
gençler bizden daha akıllılar. Daha zeki, öngörülü, daha başarılı olacak inşallah. Tolga Savacı geçen hafta rahmetli oldu. Sizin bir arkadaşlarınız var mıydı? Hayır, ama birbirimizi tanırdık. Ben onu çok yakışıklı bulurdum. Çok başarılı bir çocuktu. Bir anda çekildi. Neden çekildi hatta onu da bilmiyorum. Kendini çekti. Ondan sonra kapattı kendini. Ve çok üzüldüm. İnan çok üzüldüm. Nermin Hanım eşi. Ona da başsağlığı diliyorum buradan. Gerçekten çok acı verici bir durum ya. Bir anda bu kadar yakışıklı, bu kadar efendi bir çocuktu bir de. Çok efendi. Küskünlük var diyorlar. Mesela Yeşilçam eski oyuncularına değer vermiyorlar. O yüzden küstü programı. O zaten kendi söylediğini anlattığı var. Benzer durumda olan oyuncular var. Sizi haklılar mı? Şimdi ben tabii Yeşilçam'a yetişmedim. Hani yaş itibariyle ama Yeşilçam oyuncusu dostlarımız, büyüklerimiz var. Onlardan dinliyoruz. Saygı görenleri yok ama bunlara sahip çıkan yapımcılar var. Mesela Mahsun Kırmızıgül, buradan selam olsun kendisine. Mahsun onlara son derece değer veriyor ve projelerinde kullanıyor. Peki isim verme lan. Hani mesela bu dert yandı ya size. Ne diyorlar orada? Ne dedi mesela Yeşilçam oyuncusu isim vermeyelim. Ne anlatırsın? Ya onlara iş gelmiyor. Ne diyorlar? Nasıl anlatıyor? Unutuluyorlar yani. Param var mı yok mu? Ne diyorlar? Yani? Hayır. Para sıkıntısı olanlar çok nadir, çok az bir kesim var. Onların da geçmişinde yapmış oldukları hatalardan sebep bunlar. Ama çoğunun hani artık aranıp sorulmaması, iş gelmemesi, maddi durumları yerinde olsa dahi bu bir aşk, bu bir sevda. Yani gene yapmak istiyorlar. Onları unutmayalım. Hani bu arada dedim ya. Tabii. Hani Mahsun Bey bu konuda gerçekten onu tebrik ediyorum. Çok onlara kıymet ve değer veriyor. Yani çok başarılı dizilerde, projelerde yer aldı. Size de teklif geliyor mu yoksa siz kendiniz mi? Hayır, bana geliyor zaten. Geliyor. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim. Ukalalık olarak sakın algılamayın. Çok geliyor. Ben çok seçiciyim. Ben çok seçiciyim. Çünkü ben çok başarılı işler yaptım. Sizler de biliyorsunuz. Halkın takdirini kazandım. Eğer yanlış bir işe girersem beni sevenleri de üzmüş olurum. Bir sorumluluk var üzerimde şu anda. Siz o kazandıklarınızı yani çok kazanıyorsunuz. Ne yaptınız? Bunu değerlendirdiniz. Çok şükür ben bir evlat okutuyorum hala. Biliyorsunuz bunun külfetini. Benim saraylarım, şeylerim yok ama çok şükür hiç kimseye de şey değil. Şimdi bakıyoruz astronomik fiyatlar var. Reklam kampanyaları falan. Oyuncular o zaman bu kadar kazanıyor muydunuz? Kazanıyorlar mı? Kazanıyorduk ya. Yani şey yapmıyorum hani bence şu anki fiyatlar da biraz şişirilmiş. Ekonomi, ben ekonomiyi yakından takip ediyorum. Ekonomi şu anda inanılmaz şey. O dedikleri rakamlar değil. Bana fatura göstersinler. Veremezler çünkü otur hesap yaparsak böyle bir bedeli kanalın ödemesi için kanalın reklam bedelinin çok yüksek maliyetlere satması lazım ki kimse reklam vermiyor şu an. Neden öyle şişiriyorlar? Reklam olsun diye. Reklam olsun diye. Yani biraz işte benim kaşem budur. Ben şöyleyim, ben böyleyim ki bu bir yani politika. Biri düşerse kanalım. İnşallah birini indiririz. Yani olabilir mi? Olabilir. Bu bir pazarlama tekniği ama yanlış yapıyorlar bence. Belki siz bir proje götüreceksiniz, sizin önünüzü kapatıyorlar. Niye böyle yapıyorsunuz ki yani, değil mi? Bence akıllıca bir iş değil bu. Varsa başka anlatabileceğim bir şey. Gözlüklerinize çok şekilmiş bu arada. Gözlüklerim şekil, önümden çekil.